Evet bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Skyblue. Hocam şöyle ki en son kaldığımız yerde hani ağaçlardan falan bahsetmiştim. Şuraya ben bir orman ağacı koymuştum. Biraz adayı genişlettim. Buraya tarla sistemini yaptım. Daha sonra <laughs> burada tavuk var. Şu sandıktaki tavukları yumurtalarını daha doğrusu aldım. Şöyle attım. 11. Bunlar stekleniyor kendi kendine ama yumurta çıkarıyor mu bilmiyorum. Bakın 12 oldu. İşte bir stek yumurtadan İki tane çıktı. Yok. Üç tane çıktı. Güzel. Hocam şuradaki düştüm. E, ee, Koeze 137 mi artık? Böyle bir arkadaş bana şu itemleri şunları attı. Bir de şu alt. Sadece alt tarafta gördüğünüz şeyleri attı sağ olsun. Bir de 10 binde para gönderdi. <laughs> ben parayı bitirdim tabi. Biraz kızıl taş falan aldım. Şimdi yapacağımız şey kakao tarlası. Kakao tarlası için benim hani orman ağaçlarım falan var. Ben zaten şey yaptım. Hani şöyle 2-3 blok koyarak yukarı biraz kakao yaptım. Daha sonra kırdım hani. Böyle sıralı yaptım. Biraz kakao topladım. Biraz ben para topladım. Biraz arkadaş attı sağ olsun. Şimdi yapacağımız şey kakao tarlası. Kakao tarlası gerçekten iyi kazancı olan bir şey. Şimdi kakaoları bir de arkadaş demir blok da attı. Şunları da bir dönüştüreyim. Bunlar çünkü bana çok yarayacak. Hatta bunlar benim kanaatimce bana iyi bile. Bir de hocam sen piş de. Benim hiç ağacım yok. Ya odunum yok. Benim acilen bir odun dikmem lazım şuralara bir yere. Nereye dikebilirim? Aa buraya diktim yeter. Onlar büyür. Şimdi ben inan hatırlamıyorum. Nasıl yapıyorduk bu iş nasıl oluyordu. Ama nereye doğru yapacağım en başta ona düşmek lazım. Zaten şu an yaptığım bu sistem geçici bir sistem olacak. Yani kalıcı bir şey değil. Daha sonra tabii ki düzenleyeceğiz bunu. O yüzden nereye doğru yapsak? Şuradan şöyle yükselelim diye düşünüyorum. Aynen bu şekilde ilerleyecek. Şimdilik bir de benim piston yapmam lazım. Şu ağaçların büyümesi lazım. Olaylar olaylar şimdilik o zaman normal bir şeye devam edelim. Şimdi şimdilik bunları koyalım. Önemi yok yani ne kadar nasıl yaptığımın. Hocam şimdi asıl maksat şu burada. Bunları ben böyle çıkacağım, düzenleyeceğim. Hatta yaptıktan sonra tam olarak detaylı anlatayım. Ya da yaparken anlatırım. Sıkıntı yok. Bizim ihtiyacımız olan bir de piston var. Bayağı bir pistona ihtiyacımız var. 10 tane piston yeter mi? Yetmez büyük ihtimalle. 16 yapalım o zaman. Sen şu arkadaş da çok yaptım lanet olsun. Allah kahretmesin. Çok gitti. Niye böyle oldu ki bu? Ya inanılmaz ya. Ya şu yaptığım hatalar beni benden alıyor ya. 19 tane yaptım. Tamam 19 tane sıkıntı yok. Çünkü ya harbiden boş boşuna yaptık ya. Şu an çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm şu an. Neyse devam edelim şuradan. Şu şöyle kalsın bir şimdilik. Tamam. Herhalde sınırımız 10 blokluk. Yeter bana diye düşünüyorum. Hatta madem bir salaklık yapıp hepsini çevirdik şeylerin. Şundan devam edelim. Sen çık hocam. Sen bana lazım olacaksın. Hatta bir şey diyeceğim ya. Hiç. Niye uğraşıyorum ki ben bununla? Kral al Allah kahretmesin. Dur. 2878. Azıcık daha al bundan. Önemli yok şimdilik paramız az kalabilir. Bunun hiç önemi yok. Bunların hepsini toparlayacağız. Ya benim anlamadığım şöyle bir nokta da var. Hocam senden yumurta çıkıyor mu? Bir de sen demin küçük müydün sanki? Peki. Şimdi bunları bu şekilde dolduralım da. Bunun şeyin ne kadar olacak? Sınırı. Ama bu kadar olsun. Zaten ben dediğim gibi bu sistemi şey yapacağım. Hani bunu taşıyacağım. Bu böyle kalmayacak. Bu elbet bunun değişmesi lazım. Ama şimdilik şöyle geçici bir şey yapmakta fayda var. Çünkü bunlardan iyi para geliyor. Ve şu Capstone generator'ı da değiştirmeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde zor oluyor. Direkt onun da farklı bir sistem var. Onu da yapmayı düşünüyorum. Da şimdilik bakalım. Hocam gel bakayım sen. Şimdi kaç oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hocam sen niye buradasın? Neyse. Herhalde şuraya şöyle bir blok koyuyorduk. Aynen bu şekilde devam ediyor. Güzel. Şu an sistem çok iyi ilerliyor. Arkadaş bana istek attı. O yüzden. Şu an hocam kusura bakma bakamayacağım ya. Şu önemli bir işin ortasındayım kardeşim. Şimdi kral. Adamı davet edeceğim de şimdi adam gelecek diyecek ki bu böyle olmaz kardeşim diyecek. Bu arada adamın gerçek adını bilmiyorum. Adam Türk değil de Amerikalı olduğunu söylemişti en son hatırladığım kadarıyla. Bir tık daha şunları şöyle yapalım mı? Gerek var mı yoksa bunu bu şekilde kabul ediyor mu? Herhalde suları falan hesaplarsak şu anki sistem doğru. Aynen suları da buraya koyduğumuz varsayarsak doğru oluyor. Güzel. Ah, bilmiş. Şunu da şöyle yapalım. Şimdilik o hopurlu e, sistemi yapmayacağım. Yani bu şey sistem var ya. Hopurları sandığa bağlıyorum ve su akıyor falan. Muhabbet şimdilik ona girişmeyeceğim. Hocam bir de bana lazım olan burada. Bir şalterim. Eksik şalter alacağım. Şalter böyle yapılmıyor tabii ki. Sen ne ara büyüdün ki? Neyse devam. Koy bunu hocam. Bunları böyle taşı. Hepsini Ha? Ha şunu kırmam lazım. Oke okay, okey. Tamam bir anlık korku olabilir. Anlık korku olabilir. Bunların da üzerine götüreceğim. He? Hocam bunlara gelmiyor muydu sanki? Ee, sayın hocam. Şöyle miydin sen? Aynen. Aynen de. Benim bir kızıltaş yenilicisi de yapmam lazım. Lan bu niye olmuyor? Ben nerede yanlış yapıyorum? Yoksa İnşallah düşündüğün gibi değildir. Onunla bir de uğraşmak istemiyorum ya. Dur bakayım. Harbiden böyle mi yapıyor lan bu? İnanılmaz. İnanılmaz. Ama demiştim bu taşlar bir dişimize yarayacak diye. Ya demediysem de hatırlamıyorum. Önem yok da. Neyse. Hatta öncesinde ben şöyle bir şey yapayım. Bunlar mıymış? Bunları alayım. Öncelikle bu. İkinci olarak da Şuradan hocam bana iki tane su kovası ver diyeceğim de Al bir tane daha al. Bir şey olmaz. Ve büyüyen patatesleri de ekelim. Dört tane. Oğlum patates bu kadar getiriyor muydu diyor? Sayın Kızıltaş arkadaş sen niye bunun üzerine çıkmıyorsun? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa böyle miydi sizin sistem? Ama buna vurmuyor. Ha. O zaman bunu şöyle yapacağız. Sen gel kral. Al böyle. Öyle de mi olmadı. Peki şuradan getirsek de buraya Kızıltaş yeni koysak? Aynen. Tamam bu şekilde mantık daha iyi. Hem buna ihtiyacımız var. Tamam bu kalsın. Bunun kısıtı yok. Ya zaten gelip geçici süreçte yapacağım şeyin ne önemi var ya? Kır hocam şurayı. Burayı kırmamın da şöyle güzel bir mantığı var. Suları koymam lazım. Lan onlar ne Ya şu tip hareketlere bak Allah aşkına ya. Ya ben burada bir şey yapıyorum. Şu yaptığınız ara hareket... Oha oha. Dur. dur. Dur dur düşme 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 düşme. Çok kalabalıklar. Lanet olsun. Lan tavuk. Tavuğu rahat bırak. tavurat rahat bırak. Vurma. Tavuğu rahat bırak. Dur dur. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Kral... Sen düşmeseydin keşke. Sen önemliydin de. Çoksunuz. Sayınız fazla. O ne lan? Bir sürü şey düştü. Keşke... Oy! Sadaksın ya. Keşke o şey düşmeseydi diyecektim tam. Cadı. Ama yapacak bir şey yok. Oğlum siz ne ara nasıl doğdunuz ya? Siz niye doğdunuz ki ayrıyetten? Sen ne yapıyorsun burada? Ölüyordun farkında mısın? Ee, peki bir şey daha soracağım. Burani su yok burada. Ha tamam çalışan sistem olduğu için bunda tamam. Su olmaması gayet normal. Bunların üzerine koyamıyorum. Peki. Sıkıntı yok. Şimdi sen kapan su. Senlik bir şeyimiz yok mu? Aynen senlik bir şeyimiz yok. Sen kapanabilirsin. Bak bak yine doğmuş bak. Aranızda çalışmayan var mı? Tabii ki var. Şaşırmadım. Normaldir. Ee, al kral sen şunu. Şu anda hepiniz takır takır çalışıyor olmanız lazım. Sular kesilene kadar ben şunları kırayım. Ama şimdilik gelişme aşamasında olduğumuz için bunların çok önemi yok. Ha sen engel çıkarıyorsun bize. Engel teşkil ediyorsun. Seni de şöyle yapacağız kral. Var mı bir itirazın? Yine bir itirazı var. Hadi şimdi sıkıntı olsun da göreyim. Hadi. Hadi birinizde bir sıkıntı olsun. Şunları da kırabilirim artık bunların da benim yok değil mi? Evet. Sistem bu. Sistem güzel. Hatta siz de kırayım ben. Oğlum siz nereden spawn oluyorsunuz? Nasıl spawn oluyorsunuz? Öldürecek şu beni. Şu beni öldürecek. Nerede lan bu? Uy! Salakla kovaladıkça kaçan ateş böceği senaryosu döndü ya. Sen bana şuradan birazcık da Bu arada şunu söylemiyordum bu kafa öldü, öldüğün zaman geliyor direkt. Hani yere kafa olarak düşüyor. Çok tatlı. Şimdi şunları koy şöyle. Herhalde bunları da koymamda yani bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. İlk yapacağım şey bu arada gerek yokmuş o kadar fazla odun almaya. Sadece şu başlara bir koyayım. Deneme yanılma için. Gerisini zaten doldururuz, alırız, bir şey yaparız. Atıyorum bunların hepsi büyüdü. Hocam açıyorsun. Daha doğrusu kapatıyorsun. Hocam sorun çözüldü. Arkasından değil de bundan böyle koyduğum zaman yani şunun bir üstüne getirmem lazımmış. Yani şuradaki arkadaşlar bir tık gereksiz diyebiliriz. Tamam bura kalsın. Göreceğim, onu da şöyle ben kabaca göstereyim. Sistem bu. Sistemin amacı ne? Kakaoları ekiyorsun. Kakaolar büyüdüğü zaman şuradaki su arkadaşları şey yapacağız. Kapatacağız. Şu an piston açık halde. Piston sistemi çalışıyor. Açık ve suları tutuyor. Buna bastığım zaman oradan sular akıyor ve gördüğünüz gibi kakaolar böyle aşağı iniyor. Geri açtığın zaman kapanıyor. Ve suları göndermiyor hiçbir şekilde. Kakaolar. Aha burada birikmiş. 21 tane kakaomuz var. Her tarafı çalışıyor. Şimdilik bu sistemi böyle yaptım. Bu sistemi normalde daha yukarı ve daha ileri doğru geniş bir şekilde yaparız ileride. Şimdi sadece e, hızlı toplamak için yaptım. Ve gayet güzel. Hani en üste koyduğum zaman da çalışıyor. E, hani bayağıdır yapmadım. Yapmama rağmen sadece şu üst kısmı unutmuşum. Onun dışında sıkıntı yok. İlerleyen zamanlarda demir de daha çok olduğu zaman şey ne oluyor lan? Bu kalkan ne alaka? Çift tıklayınca kalkan ne oluyor lan? Ne, neyse elime bir kalkan geldi. Şu an yok ama. Peki neyse. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda demir olduğum zaman demirimiz olduğu zaman buraya şey yapacağım. Hupurlu bir sistem. Hupur'un Türkçesini unuttum. Bu sistem yapacağım. Buraya sandığa bağlayacağım. Direkt sandığa aktaracak. Hiç yani gidip gerek yok. Bunlar da şöyle güzel bir yanı var. Bir tane koyuyorsun 3 tane veriyor. Yani yaklaşık olarak 2 tane profit kardayız. Yani 15 genişliğinde ve 11 yüksekliğinde hesapladığınız zaman 165'lik bir kakao ekme imkanım oluyor benim. Şimdi gaz kele koy bunları alacağım birazdan. Yani 165 tane kakao kardayım bir toplayışta. Şimdi şöyle ki 165 kardayım 16 tanesini 45 dolardan satıyoruz. 160 tane hesaplarsak yani bir toplayışta 450 dolar karımız var bizim. Böyle böyle gelişiyor zaten. 4 tanesi 160 dolar şimdilik onu almaya gerek yok. Oradaki bende kalanları şey yaparak büyüterek böyle bir sirkülasyonla bunları toplarım. Bunu keseceğim şunları kaldıracağım. Havucum da büyümüş. Havucum büyü olması, büyükmüş olması çok güzel. Dur. Tamam. Tavuk ben seni attım da kanka sen yani sen bir işe yaramıyor ki kanka. Yumurta falan vermiyorsun sen bana. Seni keserim ha. Evet. Kestim. Yani hiçbir şey yaramadı. Şimdi şu elindekileri atayım. Yine bunların da düzenimizine. Elbet hallolur. olur. Bu arkadaşı sonra keseceğim. Onda en fikiriz. Güzel. Şimdilik bunun olması güzel. Yani bir yerden kar etmemiz lazım maddi olarak. İleride hani bunun aynısının ruh kumu mantığı da var. Hani ruh kumunu koyuyorsun. Tamam mı? Bunları ruh kumu olarak düşün. Üzerine de neymiş? Nedir yumrusu? Nedir yumrusu koyduğun zaman o da aynı şekilde büyüyor. Ama bunun maddi olarak getirisi daha fazla diye hatırlıyorum ben. Neyse bir önemi yok. Bir önemi yok. Yaptık. Güzel oldu mu? Bence gayet de hoş oldu. Ve şunun altı da boş ya. altını da boş bıraktık iyi mi? Ve şu yanlış koyduğum bloklarda gördüğünüz gibi böyle. Olsun. Bak bunların hepsi yarım blok. Evet. Ee, bu bölümde de bunları yaptık. Ben arada AFK bırakırım. Bunları toplarım. Hallederim. Ondan nasıl sıkıntı yok. Şu ağacı da artık video dışı halledeceğim. Çünkü onunla da uğraşamam şu anda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde neyin farmı yapmamı istiyorsanız ya da ne yapmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar.